Yayınları az önce konuştuğumuz sunar. Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı canlı yayında karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin üzerine en çok kafa yorduğu mesele eğitim meselesi. Okullar açık. Okullarda konuşulanlar, okulların gündemi, milli eğitimin gündemi herkesin Türkiye'de ilk 3 gündem maddesinden bir tanesi. Biz de bugün Türkiye'nin milli eğitim meselesini Türkiye'nin Milli Eğitim Bakanı ile konuşacağız. Canlı yayında konuğumuz Sayın Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer. Sayın Bakan, hoş geldiniz. Hoş bulduk Can. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle kusura bakmayın. Daha önceden birkaç defa programa çıkmayla ilgili aslında organizasyon yapmıştık ama sonra değişiklikler oldu. Sizi burada görmek bizim için çok büyük mutluluk. Ben teşekkür ediyorum. Teklifi kabul ettiğiniz için. 6 Ağustos değil mi sizin ilk Milli Eğitim Bakanlığı'na atanmanız? 7 ay. 2021 yılı, evet. 7 aylık sürede yaptığınız, sizi en çok mutlu eden şey, ya çok iyiyim, kendimi çok iyi hissediyorum dediğiniz Milli Eğitim Bakanı olarak icraatınız ne? Birincisi, 1,5 yıl aradan sonra ülkemizde yüz yüze eğitimde kararlı bir şekilde tüm sınıf seviyelerinde, tüm kademelerde devam edebilmek bizim en büyük başarımız. Hakikaten 1,5 yılda öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz çok zorlu süreç geçirdiler. Aileler çok sıkıntılar yaşadılar. Okulun ne kadar önemli olduğu ilk defa bu kadar kapsamlı bir şekilde anlaşıldı. Onun için benim için en büyük başarılardan bir tanesi 1,5 yıl aradan sonra yüz yüze eğitime devam edebilmek. Hatırlayın, başlangıçtaki tartışmaları bir hatırlayın. Yine okullar kapanacak. İstanbul'da servislerin çıkmaması, bir hafta sonra okulların kapanacağını düşünülmesi. Gelinen nokta hakikaten çok sevindirici. Yani öğretmenlerimize ben çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte büyük fedakarlık gösterdiler. Düşünün, her gün maskeyle ders anlattılar. Evet. Aşılanma oranlarında Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu gibi haftada 5 gün yüz eğitimi devam eden çoğu OECD ülkelerin öğretmenlerinin aşılanma çift oranında... Çift aşılamada 90'lara yakınız değil mi? 90. Bir de aşılanmadığı halde hastalığı kazanan, bağışıklık kazanan öğretmenlerimiz var. O da %5, %6'ydı, %95, %96'larda. Bir de şeyi göz önüne alırsanız 1,2 milyon öğretmeni ölçeğin büyüklüğünü göz önüne aldığınız zaman hakikaten müthiş bir başarı hikayesi. Öğrencilerimize çok teşekkür ederiz. Öğrencilerimiz düşünün, tüm eğitim kademelerinde okul öncesinden liseye kadar tüm okul kademelerinde Sağlık Bakanlığı'nın ve Sağlık Bilim Kurulu'nun belirlemiş olduğu tüm kriterlere uydular. Okullara gidin, şu anda mesela caddelerde, sokaklarda belki maske kullanmıyor insanlar. Son Sağlık Bakanlığı değişikliğinden sonra çoğu kurumlarda falan kullanılmıyor ama okullar aynı kararlılıkla maske kullanmaya devam ediyor, temizliğe devam ediyor. Yani bu aslında şunu gösterdi, toplumdaki tüm, sadece Türkiye'de değil aslında tüm dünyada en güvenli ortamlar okullar. Sadece Covid salgını gibi salgınlarda değil, aynı zamanda farklı işte eşitsizlikler anlamında, şiddetle ilgili de tüm konularda en güvenli ortamlar okullar. Bunları hep soracağım size. Sevgili seyirciler, sorularınız geliyor. Görüyorum ama bir şey rica ediyorum. Lütfen Sayın Bakan'a soruları az önce konuştuğum etiketiyle sorun. Arkadaşlarım, çünkü editör arkadaşlarım kamera arkasında sorularınızı görüyorlar, derliyorlar. O etiketin altındaki sorulara bakıyorlar. Lütfen sorularınızı az önce konuştuğum etiketiyle sorun. Sizin geçenlerde, ya bu yılın başında daha doğrusu, henüz pandemi bu kadar hafiflememişken diyeceğim. Çünkü tüm dünyadaki algısı hafifledi. Bizde de dolayısıyla böyle oldu. Bu Hababam sınıfında meşhur Mahmut Hoca'nın bir repliği vardır biliyorsunuz. İzci kampının etrafında bir okul tanımı yapar. Der ki, okul sadece 4 duvarı çevrili, tuğla yığını bir bina değildir. Okul aslında birçok şeydir. Evet. Ben sizin bir röportajınızda gördüm. Siz diyorsunuz ki okul sadece sizin bildiğiniz anlamda bir okul binası değil. Çocukların psikososyal gelişiminin sağlandığı yer. Toplumdaki eşitsizliklerin de kompanse edildiği yer. Ve bütün bu korona sürecinde gördük ki uzaktan eğitimle olmuyor. Çünkü okul tam da söylediğiniz gibi aslında sadece okul binası değil. Sadece öğrenmenin gerçekleştiği ortamlar değil. Yani siz dijital platform olarak en mükemmel platformu sağlasanız bile yüz yüze eğitimin sağlamış olduğu kazanımları sağlayabilmeniz, kompanze edebilmeniz mümkün değil. Yani orada akran eğitimini kompanze edemezsiniz. Efendim, psikososyal gelişimi kompanze edemezsiniz. Beraber ortak çalışma mekanizmasını kompanze edemezsiniz. Dolayısıyla
öngöremediğiniz bir sürü şeyin gerçekleştiği ortamlardır okullar. Okullar dört duvardan ibaret öğrenme ortamı değildir. Özellikle aslında en fazla üzerinde durulması gereken şey toplumdaki eşitsizliklerin dengelendiği yerdir okullar. Yani herkesin eşit olarak muamele edildiği, zengin çocuğu, fakir çocuğu, fakir çocuğun ayrımının oralı, yapılmadığı, buralı, her türlü imkanın verildiği, her türlü desteklerin sağlandığı ortamlardır. Onun için bu 1,5 yıllık Covid sürecinde en fazla dezavantajlı olan, kendisi için okul en fazla anlam ifade eden kesim oldu. Şimdi bir izleyicimiz yani, Eda Yıldırım tam bunu soruyor size. Diyor ki bir kuşak korona nedeniyle okul görmedi, göremedi çocuklar. Ve artık yavaş yavaş işte haftada bir gün gitmeye başladılar. O olmadı. İki gün o olmadı. Ama bu çocukların okul böyle bir travmaları var. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı ne yapıyor bu çocuklar? Ya biz bir taraftan okullara, bizim iki tane sorumluluğumuz vardı bu dönemde. Birincisi okulları açık tutabilmek. Bunu başardık mı? Başardık. Şu anda kimse okulların kapalı kalmasıyla ilgili bir spekülasyon yapıyor mu? Sosyal medyada bir hashtag açılıyor mu? Hatırlayın ya. Birinci dönemin sonunda bunu yaşadık yani. Sömestri tatili uzatılsın diye 2 milyon tweet atıldı yani bu ülkede ya. Hiçbir problem yokken. Yani salgından dolayı okulun dışında herhangi bir ortamda kapanma sağlanmamışken okulların kapanması, tekrar kapanması, ilk refleks hep oradan gösterildi. Onun için bizim birinci şeyimiz okulları açık tutabilmek. Bu ülkemizin, hatırlayın mesela en son söylemlerimde ben dedim ki ilk başlangıçta 6 Ağustos'taki devir teslim töreninde vakaların sıfırlanmasını beklemeye tahammülümüz yok dedim. Daha sonra Sağlık Bakanımıza yaptığımız basın toplantısında dedim ki okullar ilk açılması gereken, son kapanması gereken yerlerdir. Sonra bunun dozunu biraz daha artırdım. Ve dedim ki okulların açık kalması bir eğitim meselesi değildir. Bir milli güvenlik meselesidir. Bunu dememin sebebi okulun sadece öğrenme ortamı olmadığını göstermek için. Biz bunu yaparken diğer taraftan öğrenme kayıplarıyla ilgili çok ciddi destekler verdik. Öğrencilerimizin psikososyal gelişimi sağlamlıklarını desteklemek için özellikle Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Genel Müdürlüğümüz tüm öğrencilerimize, tüm öğretmenlerimize destekler verdiler. Okullardaki rehber öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız bu kapsamda çok sayıda etkinlik gerçekleştirdiler. Diğer taraftan öğrenme kayıplarını telafi etmek için ilk defa Milli Eğitim Bakanlığı kazanım değerlendirme sınavı yaptı. Nedir o? Yani bu geçmiş Türkçe, matematik ve fen bilimlerindeki kayıplarla ilgili bir değerlendirme yaptı. Ve destekleme yetiştirme kurslarıyla öğrencilere sürekli destek verdi. Öncelikle ortaokul ve lisede 6-7-8, lisede de 10-11-12 sınıflarda Türkçe, matematik ve fen bilimlerinde yaklaşık 4,5 milyon öğrenciye öğrenme kayıplarıyla ilgili destek verdi. Ve öğrencilerin en büyük atması gereken o çekingenlik, okula gitmeme, her gün işte problem çıkartma refleksleri zamanla yavaş yavaş evrilerek çok daha iyi noktalara geldi. Tüm kayıpları Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim okul içerisinde telafi edememiz mümkün değil. Ya yani bu uzun bir süreç olacak. Tüm aileler devreye girecekler. Galiba en rahat yaz olacak korona başladığı günden bugüne kadar. Yani geçen yaz da biraz gergin bir yazdı. Tam bitti mi, bitiyor mu, bitecek mi tartışmalar. Şimdi bu yaz gördük ki artık pandeminin yavaş yavaş sonuna doğru geliyor. Tüm toplum artık rahatladı. Hakikaten ne yapacak mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın özellikle yani okullar çerçevesinde, eğitim kadrosu çerçevesinde ve sonrasında ailelere bıraktığı bir bu anlamda bir şey planı var mı? Yani çocuklarımızın sadece öğrenme kayıpları değil burada önemli olan. Çocuklarımızın spor, kültür, sanat etkinliklerine katılmaları, özellikle fiziksel aktivitelere ağırlık vermeleri çok önemli. Çünkü çoğu gencimiz, çocuğumuz kilo aldılar bu süreçte. Yani o kiloları geri vermeleri gerekiyor. Diğer taraftan bizim en fazla tartıştığımız, olmasını istemediğimiz dijital bağımlılıkları artırdık biz. Çünkü dijital platformla öğrencinin sabahtan akşama kadar ekran önünde kalmasını istedik. Dijital bağımlılığı arttırdı. Ya elbette arttırdı. Yani öğrenci elbette yani bu istenilen bir şey değil. Dijital okuryazarlık önemli, dijital platformlardan yararlanmak önemli. Çocuklarımızın oynamasını tamamen engellememiz mümkün değil. Bunu yapabilmemiz mümkün değil. Realistik bir şey olmaz. Ama çok daha limitli, sınırlı ve çok verimli bir şekilde dijital ilişkileri belirleyebilme imkanına sahibiz. Elde böyle bir rakam var mı Sayın Bakan? Yani bağımlılık noktasına gelmiş bir öğrenci miktarına dair bir şey söylemiyor musun? Şöyle, bunu illa bir rakam olması gerekmiyor. Hepimiz ailelerimizden, çocuklarımızdan görüyoruz bunları. Onun için mümkün olduğu kadar buralara kafa yormamız lazım. Bunu hasraltı etmememiz lazım. Bu acaba ya, sadece bununla mı alakalı? Biraz da ailenin de sorumluluğu önemli değil mi? Çünkü ben mesela görüyorum, okulda değil sadece. Çocuklar mesela aileleri yemeğe götürüyorlar. Geçen burada bir konuğumuzla konuşuyorduk. Kimle şimdi tam hatırlamıyorum. Çocuklar yani orada anne babanın da sorumluluğu.
Eskiden hani böyle küçük çocuklara emzik verilirdi ya susun diye. Çocuğun eline şey veriyor, tableti veriyor aile. Yemekte çocuk zombi gibi sadece bununla oynuyor. Yani bir konuşan yok, ya belki, bir soran belki yok. Belki şeye bakmak lazım Candaş Bey. Modern insanın yaşam şeyi kodları değişti. Hakikaten hayatın şiddeti arttı, yoğunluğu arttı. Eskiden mesela geniş aileler vardı ve yükler paylaşılırdı. Şimdi yük paylaşılmadığı gibi, aile küçüldüğü gibi ailenin üzerine binen yük artmaya başladı. Ebeveynler de hepsi çalıştığı için belki kendilerine vakit ayırma anlamında belki çocuklarını ihmal ettiler ve bu şeyde çok daha ön plana çıktı. Covid sürecinde çok daha ön plana çıktı. Yani öğrencinin ekranda kalması dersine giriyormuş algısı oluştu ve çoğu işte sosyal medyada gördüğümüz görüntüler ortaya çıktı. Aslında orada değil, derste değil, o anda oyun oynuyor. Tabii. Başka bir şey yapıyor ama derste varmış gibi. Onun için ailelere de çok fazla yüklenmeye gerek yok. Özellikle annelere çok teşekkür etmek lazım. Anneler bu 1,5 yılda hakikaten büyük fedakarlık gösterdiler. Babalara etmiyor musunuz o kadar teşekkür? Ya anneler evde çocuklarının bu online platformlarda derslerine devam etmesini uyumlu kontrol aslında ettiği gibi aralarda tüm çocuklar mutfaklara koştular. Anneler aynı zamanda yemek yetiştirmeyle de uğraştılar. Ödevlerine yardım ettiler. Yani ya hakikaten annelerin ya. Ben mesela 35'in üzerinde ile gittim bu süreçte. Özellikle başlangıçta bu yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde devam edebilmek için en fazla teşekkür annelerden aldım. Yani bir şey istiyor musunuz? Hayır. İstemiyoruz. Sadece okulları kapatmayın. Yani okullar açık kalsın. Yani ben hatırlıyorum ilk şeyi 1 Eylül'de Şırnak'tan başlamıştık. O bir hafta öncesinde 6 Eylül'den bir hafta önce okul öncesi ve birinci sınıflarda uyum eğitim haftası vardı. Orada kadınlarla konuşuyorduk. Bir şey istiyor musunuz dedim, daha yeni bakan olmuşum. Dedi ki okulları açık tuttunuz ya, Allah sizden razı olsun, başka hiçbir şey istemiyorum ya. Kaç çocuk var dedim, 10 çocuk var dedi. Yani anlatabiliyor muyum? Ailenin üzerinde hakikaten ciddi bir yük vardı. Ya bu bir süreç. Bunu biz toplum olarak problemlere soğukkanlı yaklaşmamız lazım. Evet. Yani bir nesil gitti, mahvolduk, öldük değil. Evet, bir problem yaşandı. Ve problem tam zamanında müdahale edildi ve bu dönem kurtarıldı. Şimdi hızlı bir şekilde ve kararlı bir şekilde, tedrici bir şekilde ailelere yönelik destek programları, çocuklarımıza yönelik destek programları, sürekli bu konuyu gündemimize tutabilmemiz lazım. Şimdi ülkenin Milli Eğitim Bakanı olarak ailelere ne diyorsunuz? Yani şimdi bu Covid travmasını inşallah dünya ile birlikte biz de atlatıyor olacağız. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle okul öncesi, yani okul dönemindeki çocuklarda bir eğitim kaybı başta olmak üzere bir takım kayıplar. Öğrenme kaybı ne problem ne değil. Yapmasınlar? Öğrenme kaybıyla ilgili bir sıkıntımız yok. Öğrenme kayıplarını biz telafi etmek için zaten çabalıyoruz. Yani zaten şu 7 aylık süreç içerisinde ciddi olarak destek verdik. Okullarımız çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Yani sadece bu dönemin eğitim öğretimi değil, geçmiş dönemlerin eğitim öğretimini telafi edecek şekilde, kazanım değerlendirme ile ilgili takviye sağlayacak şekilde biz her türlü desteğimizi veriyoruz. Ama velilerimiz de çocukların özellikle evde bulunduğu zaman sadece ödevle ilgili değil, çocuklarının sosyalleşmesi, dikkatlerini öğrenmenin dışında işte kültürel aktivitelere, sanatsal aktivitelere katılıp sosyalleşmeyi normalleştirmesi için ailelerimizin desteklemesi lazım. Sadece şeyi beklememeleri lazım. Çocuklarımız çok öğrenme kaybı var, bunu telafi etmemiz lazım, telafi etmemiz lazım. Hayır, yani biz tam insan olarak baktığımız zaman çocuklarımıza sadece öğrenme kaybı önemli değil. Öğrenme kaybını biz zaten bir şekilde telafi edebileceğiz. Diğer kayıplara, psikososyal o uyum, tedirginlikler, çekingenlikler, sosyalleşmeyle ilgili dirençler. Ya buralarla ilgili ailelerimizin biraz daha destekleyici olması lazım. Siz başlarken 3 tane hedef koydunuz kendinize. Milli Eğitim Bakan Yardımcısınız, Milli Eğitim Bakanı oldunuz ve dediniz ki 3 tane önemli alan var. 1. Okul öncesi okul öncesi eğitime erişim arttırmak. Arttırmak ve aynı zamanda meslek liseleri. Ki bu çok önemli bir şey. Bu ya eğitim uzmanlarının hem fikir olduğu bir alan, onu da size soracağım. Bu bir. 2. Öğretmen gelişimini sağlamak okullarla birlikte ve okullardaki imkanları eşitlemek. İmkan farklılıklarını azaltmak. Eşitlemek. Evet. Şimdi 7 aylık bakansınız. Aha. Bize bir anlatın, bu 3 alanda ne yaptınız? Kendinizi nerede görüyorsunuz? Bu çok zor bir soru. Okul öncesinden başlayalım. Okul öncesi eğitim en kritik eğitimlerden birisi. Yani bizim son 19-20 yıl içerisinde en büyük başarımız diğer eğitim kademelerindeki okullaşma oranlarını çok iyi noktalara getirdik. OECD ortalamalarına getirdik. Yani 2000'li yıllara bakın, orta öğretimdeki okullaşma oranı %44 seviyesinde, şu anda %90 seviyesinde. 90? Yani %90 seviyesinde. Yani bu müthiş bir şey. Yani 2000'li yıllarda iki gencimizden birisi liseye gidemezken şu anda hemen hemen herkes... Bu şu mu demek Sayın Bakan? 19'dan 10 tane çocuktan 9'u şu anda okul öncesi eğitim alıyor mu Türkiye? Hayır. Orta öğretimi diyorum ben. Orta öğretimi diyorum. Yüksek öğretim de aynı şekilde. Yani ilkokulda zaten ciddi problem yoktu. Yani demek istediğim şey şu. Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları ilk defa son 20 yılda
OECD ortalamalarına yaklaştı. Bu çok önemli bir gelişme. Çünkü tabii, bizim en kalıcı ve sürdürülebilir sermayemiz beşeri sermayemiz. Onun niteliğini artırmak. Ama burada okul öncesi eğitimde önemli mesafe alamadık. Yani 3 yaştaki okullaşma oranı %14. Bakın 6 Ağustos 2021 tarihi itibariyle. 3 yaştaki okullaşma oranı %14. 4 yaştaki okullaşma oranı %35. 5 yaştaki okullaşma oranı %78. Yani 3-5 arası %45'ler civarında ve OECD ortalamasının çok çok altındaydık. Bu ne için önemli okul öncesi eğitim? İki şey için önemli. Birincisi, okullar arası başarı farkının ortaya çıkmasının ana kaynak noktası okul öncesi eğitim erişimdeki almış çocukla kısıtlamalar. Almış çocuk arasında çok fark var. Yani bunu yani düşünün, 3 yaşına itibaren 3 sene alan bir öğrenci ilkokul 1'e geldiği zaman ki hazır bulunuşluğuyla hiç almamış bir çocuğun hazır bulunuşluğu eşit olabilir mi? Olamaz. O farklılığı eğer ilkokul telafi edemezse o farklılık giderek artmaya başlıyor. Arttığı zaman eğitim kademeleri ilerledikçe çocuğun akademik başarısı ve diğer başarılarındaki durum, farklılıklar gittikçe telafi edilemez noktaya geliyor. Ve liseye geldiği zaman da okullar, öğrenciler biz LGS sınavıyla işte başarı durumuna göre farklı okul türlerinde kümeliyoruz. Aslında biz okul öncesi eğitime erişim durumuna göre çocuklarımızı orada okul türlerine kümelemiş oluyoruz. Bu eşit bir durum değil. Yani aileler bunun farkında mı sizce? Yani okul öncesi eğitimin bu denli hayati bir şey olduğunu bir çocuk için farkında mı? Ben düşünmüyorum. Farkında olanlar sosyoekonomik seviyesi en güçlü olan aileler. Yani şimdi biz istedik ki bir taraftan bu eşitsizlikleri, benim ana noktam şu. Milli Eğitim Bakanı olarak aslında bu bahsetmiş olduğunuz tüm konuların odak noktası şu: eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek. Türkiye eğitimde erişim problemini çözdü ama eğitimde fırsat eşitliği, yani herkesin sosyoekonomik arka plan ne olursa olsun aynı nitelikte eğitime erişmesiyle ilgili iyileştirme yapmamız gereken alanlar var. İşte onun başlangıç noktası da okul öncesi eğitim. Eğer biz tüm çocuklarımızın gelir seviyesi ne olursa olsun okul öncesi eğitim erişimini mümkün kılabilirsek, bir, okul arası başarı farkını ortadan kaldıracağız uzun vadede. İki, kadın istihdamı artacak. Çünkü istihdam edilirken alacağı ücretle okul öncesi eğitime vereceği ücret arasında çok ciddi bir fark yoksa iş gücü piyasasına katılmıyor. Yani sadece kadın değil, tek çocuklu ebeveynler de aynı şekilde. Üçüncüsü, en önemlisi şu: 2000'li yıllarda Amerika'da son çalışmalar şunu gösteriyor. Yani okul öncesine eğitime erişen, boylamsal çalışmaları da erişen çocukların yaşam boyu ekonomik getirisi arttığı gibi suça eğilim, yani sağlıklı bir sorumlu bir vatandaş olmadan sapma oranları azalıyor. Ya bu o kadar önemli bir şey ki, yani biz okul öncesi eğitime erişimi artırırken aslında biz sadece okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmiş olmuyoruz. Sadece okul arası başarı farkını azaltmış olmuyoruz. Aynı zamanda geleceğimizin çok daha nitelikli nesilleri olmasını sağlamış oluyoruz. Onun için bunu odağımıza koyduk ve bu amaçla 3000 tane yeni anaokulu ve 40.000 tane yeni ana sınıfı yapmayı hedef olarak koyduk. Bakın 3000 anaokulu ne demek olduğunu şöyle bir bakın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu anaokul sayılarına bakarsanız yıllık ortalama 50-70 arasıdır. Ve şu ana kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel bağımsız anaokulu sayısı 2782. Düşünebiliyor musunuz? 2782. Biz bir yılda 3000, yani mevcuttan daha fazla bir anaokulu yapma hedefi koyduk. 40.000 tane de yeni ana sınıfı yapma hedefi koyduk. Ve şu ana kadar 102 tane anaokulunu hizmete aldık. 264 tane anaokulunun ihalesini yaptık. 2500 tane anaokulunu da yatırım programına dahil ettik. Arsası bulunan her yere anaokulu yapıyoruz şu anda. Bunu yaparken belli bölgelere odaklanmıyoruz. Türkiye'nin tüm bölgelerine, tüm erişimi artıracak ve kolaylaştıracak şekilde anaokulu yapıyoruz. Aynı zamanda bu 40.000 ana sınıfından da 7800 tane ana sınıfını yaptık, hizmete aldık. Ve bu 5 aylık süreç içerisinde 5 yaştaki okullaşma oranı %78'den %90'a çıktı. Bakın bu müthiş bir şey. Yani henüz bu hissedilmedi. Ben inanıyorum ki 2022'nin sonuna kadar bu süreci başarılı bir şekilde, çünkü takviminin öncesinde ilerliyor. Ya bir gecikmemiz yok. Bunu sağladığımız zaman Türkiye eğitim alanında yapmış olduğumuz en büyük iyiliği yapmış olacağız.
Yani Türkiye okul öncesi eğitime erişim problemini çözdüğü zaman bugün konuştuğu çoğu problemin oradan kaynaklanmadığını bildiği için, bilmediği için, tamam mı? O problemlerin de çözüldüğünü görecek zaman içerisinde. Yani eğitim böyle bereketli bir alan. Yani sorunun kaynağını çok iyi doğru tespit ederseniz çözüm sadece o alanda çözüm sağlamıyor. Aynı zamanda öngörmediğiniz bir sürü problemin de çözümüne yol açıyor. Sayın Bakan, Sayın Cumhurbaşkanı. Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Konuğumuz Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer. Sayın Bakan, siz araya gitmeden önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın basın toplantısına okul öncesi eğitimden, evet, bahsediyordunuz. Özellikle 5 yaş grubunun okullaşma oranı %90'a çıktı. Ve bu %90'ın %78'den çok kısa bir süre içerisinde, evet, 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 ulaşıldığını anlatıyordunuz. Hı. Kestik. Buyurun lütfen devam edin. Şimdi buna 2022 yılında bu hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz zaman 3000 anaokulu ve 40.000 tane ana sınıfını 3-5 yaş aralığındaki %45 olan okullaşma oranı Türkiye'nin %76-80'lere varacak. Ve ilk defa OECD ortalamasının üzerine çıkmış olacak. OECD kaç Sayın Bakan? OECD %80'ler civarında. Yani ortalama da yaklaşmış olacak. Çok önemli bir kısa sürede çok önemli mesafeyi sağlamış olacak. Tabii bunu yaparken biz özellikle özel çocuklarımızı unutmuyoruz. Bu özel eğitim çocuklarımız daha önceden 28 ilde 52 tane özel eğitim anaokulu vardı. 53 ilde özel eğitim anaokulu yoktu. Hızlı bir şekilde bunu da realize ettik ve şu anda 81'in tamamında 112 tane özel eğitim anaokulumuz var. Bunu da 2022 yılında 300'e çıkartacağız. Yani buradaki hedefimiz derslik sayısı az olan ama mümkün olduğu kadar mahallelerde yaygınlaşmış, erişimi kolay bir şekilde özel eğitim ağıyla tüm Türkiye'yi donatabilmek ve hiçbir bir bölgeye öncelik sağlamadan tüm ihtiyaçları karşılayabilmek. Bu hakikaten eğitimde uzun yıllardan sonra en kalıcı etkisi olacak olan ve sonrasında bu fark edilecek olan çok önemli, çok boyutlu faydalar olan bir yatırım. Bu yılın sonuna kadar hedefiniz kaç anaokulu? Anaokulu 3000 anaokulu. Şu an kaç anaokul var? Şu anda 102 tanesini bitirdik. 264 tanesini ihalesini yaptık. 2500 tanesini yatırım programına koyduk. Yani arazi, mesela İstanbul'a 1000 tane anaokul yapacağız. Ama şu anda 120'ler civarında arazi bulmayla ilgili sıkıntı var. Arazi bulunduğu zaman tüm süreçler hızlı bir şekilde devam edecek. Ben mesela herkesin üniversite mezunu olması meselesine çok fena kafayı takık biriyim. Yani herkes, bütün eğitim uzmanları da benimle aynı fikirde. Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Yani herkesin üniversite mezunu olmak zorunluluğu yok. Olunca ortaya böyle bir vaziyet, bir tablo çıkıyor şöyle, ama her mahallede, mesela hep Selçuk Hoca söyler bunu. Her mahallede bir anaokulu olsun. Her ilde oluyor zaten. Şu anda olacak o. Ama şeydi ki, biraz önceki söylemiş olduğunuz konuda herkes üniversiteyi okumak zorunda mı? Bu ifadeye çok dikkat etmek lazım. Şu anlamda dikkat etmek lazım. İsteyen öğrencinin yüksek öğretime, tam eğitimin tüm kademelerinde olduğu gibi de yüksek öğretime erişimini mümkün kılmak lazım. Çünkü beşeri sermayenizi, siz niteliğini sürekli artırmanız lazım. Mesela Obama'nın koyduğu hedefi düşünün. Vatandaşların %60'ının işte üniversite mezunu olmasını istiyor. Çünkü artık ülkeler en kalıcı sermayelerinin insan kaynağı olduğunu gördüler. Buranın sürekli niteliğini artırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla yüksek öğretime erişmede hiç problem yok. Önemli olan onu istihdamla ilişkilendirebilmek. Yani yüksek öğretim, herkes üniversite mezunu. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki, doğru söylüyorsunuz da Sayın Bakan'a sorar mısınız diyor. Herkes üniversite mezunu olduğunda diplomalı işsiz ordusu artmış olmuyor mu? Ya istihdamla ilişkili ama bizde yüksek öğretimde her mezunun istihdam, yani şimdi Amerika'ya bakın mesela, yüksek öğretim tamamen istihdamla ilişkili değildir. Aynı zamanda hayat boyu öğrenmenin de bir parçasıdır. Yani kişisel gelişim için 40-50 yaşındaki insanları yüksek öğretim kampüslerinde görebilirsiniz. Farklı alanlarda görebilirsiniz. Bizde bu biraz daha şey, bunu bitirdim hemen istihdam olmam lazım. Elbette haklı, iş gücü piyasasının ona göre şekillenmesi lazım. İşte yüksek öğretimdeki açılacak bölümlerin projeksiyonlar yapılarak açılması lazım. İnsan kaynağının ona göre dizayn edilmesi lazım. Ama bu demek değil ki istihdamla ilgili sıkıntı olur diye çocuklarımızın, gençlerimizin yüksek öğretime erişimini kısıtlayalım. Yani bir şekilde onu mesleki eğitime kaydıralım. Bunun sağlıklı bir yol olduğunu düşünmüyorum. Ona özellikle ifade etmek isterim, altını çizmek isterim. Çünkü bu şeyde denendi. 1999 yılında denendi. Hatırlayın, Kassay uygulamasının yüksek öğretim erişimini engellemişti. Herkes yüksek öğretim okumasın. Alanda daralmalara yol açmıştı. Ama istenen neticelere yol açmadı. Ülke çok büyük maliyetler ödedi. Onun için
Önemli olan burada mekanizmalara sağlıklı bir şekilde işleyebilir kılmaktır. Şimdi bu mekanizmaların sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için çok önemli bir ayak var. O ayak da şimdi bu dönemde sizin Milli Eğitim Bakanlığınızdan önce de çok üstünde durduğunuz bu mesleki ve teknik liseler ve o eğitim, özür dilerim, mesleki ve teknik eğitim meselesi. Yani dünyanın her tarafında bu bahsettiğimiz nitelikteki insanlar aslında çok aranan insanlar ve bulunamıyorlar. Çünkü Türkiye tarafında herkesin bu üniversite mezunu olma eğilimi var. Şimdi sizin Milli Eğitim Bakanlığınızda da sizin sürekli altını çizdiğiniz ve söylediğiniz ve devamlı olarak da gündemde tuttuğunuz bu meslek liseleri meselesi var. Mesleki eğitim Türkiye'nin umududur diyorsunuz. Yeni bir dönem başlayacağını söylediniz, evet, sizin bakanlığınızda. Başladı yani, başladı o. Meslek liseleri ihracat yapan bir okul türüne dönüşüyor diyorsunuz, evet, mesela. Bize anlatsanız biraz ne yapıyorsunuz? Şeyi düşünün mesela, kasa uygulamasından sonra ne oldu? Akademik olarak başarılı öğrenciler mesleki eğitime gitmediler. Değil mi? Akademik olarak başarısız öğrencilerin gittiği bir okul türüne dönüştü meslek liseleri. Gittikçe problemlerden konuşulan bir mesleki eğitimden bugün gelinen nokta artık ihracat yapan, üretim yapan, sektörle sürekli sekron bir şekilde çalışan bir mesleki eğitime geldik. Bu kolay bir süreç olmadı. Yani buradaki yaptığımız en önemli şeylerden bir tanesi şu. Artık sektör temsilcileri Türkiye'de mesleki eğitim mezunlarının mezun olmasını beklemiyorlar. Biz mesleki eğitimin tüm süreçlerine sektör temsilcilerini dahil ettik. Yani biz mesleki eğitim verdiğimiz tüm alanlarda işverenlerle birlikte müfredatı birlikte güncelliyoruz. Öğrencilerin işletmede beceri eğitimini birlikte planlıyoruz. Neye ihtiyaç varsa piyasada. Neye ihtiyaç varsa. Mesleki eğitimde mesela en önemli parametrelerden bir tanesi öğretmenlerin meslek alan atölye öğretmenlerinin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimidir. Bunları sektör temsilcileriyle birlikte planlıyoruz. Ne demek o? Ben anlamıyorum bu söylediğinizi. Yani öğretmenlerin sürekli teknolojideki gelişimleri takip etmesi gerekiyor. Yani 20 alanda önceki bilgiyle ders vermesi yani lazım. Sürekli sektörde olması lazım. Hangi dinamikler var? Nereye doğru evriliyor? İşte yapay zeka geliyor, otomasyon sistemleri geliyor. Onun oradaki gelişimleri kendisi önce bilecek, bilmesi anlasın lazım ki öğrenciye aktarabilsin. Yok öbür türlü beceri uyumsuzlukları ortaya çıkacak. Öğrenci mezun olacak. Hiç kazanmadığı becerilerin talep edildiği bir iş gücü piyasası var. Diğer taraftan istihdamda öncelik. Bakın şu anın mesleki eğitimde eğitim verdiğimiz tüm bu alanlarda bu 5 alanda işbirliğini sağlamlaştırdık. Şu anda güncellenmemiş bir mesleki eğitim programımız yok. Tüm alanlarda güncelledik. Sektörle ISO, İTO, ATO, ASO, TOP, tüm alanlarda savunma sanayi, ASELSAN, İstanbul Teknik Üniversitesi, Teknopark İstanbul, yani sektörün bizim eğitim verdiğimiz tüm alanlardaki temsilcileriyle birlikte mesleki eğitimi yeniden harmanladık. Ve tüm paydaşları sürecin içerisine dahil ettik. Aslında burada yaptığımız şey şu. Bir alan var. Bu alanla ilgili bir sürü sektör var. Sektörün o müktesebatını buraya taşıdık. Biz sektörden şunu istemiyoruz artık. Bize okul yapın, bize atölye yapın istemiyoruz. Bizim paramız var, bütçemiz de var. Yani hiçbir sıkıntımız yok ya. Gelin birlikte yönetelim. Gelin size yetiştirdiğimiz elemanı birlikte yetiştirelim. Çünkü biz devlet ana istihdam kaynağı değil artık. Özel sektör, iş gücü piyasası. O zaman sektörün temsilcilerinin süreçte aktif olarak yer alması lazım. İşte bunu sağladık. Sonra ASELSAN, İstanbul Teknik Üniversitesi, Teknopark İstanbul gibi farklı alanlarda çok akademik olarak çok başarılı öğrencilerin gittiği, tercih edeceği okullar kurduk. Bakın ASELSAN Mesleki Teknik Anadolu Lisesi %0.43'lük dilimden öğrenci alıyor. Teknopark İstanbul aynı şekilde. Efendim İSO'yla kurduğumuz yazılım lisesi aynı şekilde. Her geçen gün bu liselerin sayısı artıyor. Bu şu demek. Artık Türkiye'de akademik olarak başarılı öğrenciler mesleki eğitime gidiyor, tercih ediyor. Yani o kassa uygulamasının en büyük handikapı şuydu. Akademik olarak başarılı öğrencileri, mesleki eğitime giden öğrencileri o kassa uygulamasından dolayı geri döndürmüştü, başka lise türlerine yönlendirilmişti. Bunu kırdı. Daha sonra biz mesleki eğitimde en kritik olan uygulamalı, yaparak, üreterek öğrenmeyi odağa koyduk. Yani döner sermaye kapsamında yapılan üretimi tüm mesleki teknik eğitim okullarında bu imkan var. Yasal mevzuatı da var. Bunu yaygınlaştırdık ve kapasitesini artırdık. Bunun amacı 3 tane aslında kazancı var. Birincisi şu. Uygulayarak, yaparak öğrendiği için öğrenme hem kolay oluyor hem kalıcı kılınıyor. İkincisi istihdam edilebilirliklerini artırıyor. Üçüncüsü, en önemlisilerinden bir tanesi de bu. Yasal mevzuata göre öğrenci ve öğretmen üretime yaptığı katkı kadar ücret alabiliyor. Öğrenci asgari ücrete kadar ücret alabiliyor. Öğretmen de 2 asgari ücrete kadar ilave ücret alabiliyor. Bakın 2018 yılında
Bu kapsamdaki tüm meslek okullarındaki üretim kapasitesi 217 milyondu. 2021 yılını 1 milyar 162 milyonla kapattık. 6 kat artış oldu. Şimdi öğrenciye dağıtmış olduğumuz pay, üretime yapmış olduğu katkıdan dolayı 2021 yılında 52 milyona çıktı. Öğretmene dağıtmış olduğumuz pay 112 milyona çıktı. Yani öğrenci bir taraftan kaliteli bir şekilde eğitim alırken diğer taraftan cebine harçlık girmeye başladı. Kendi özgüven artmaya başladı. Kariyer hesapları yapmaya başladı. Bunun en büyük kazancı COVID-19 salgını sürecinde yaşandı. Tabii maskeye ihtiyaç olduğunda bir anda seferberlik ilan edildi. O günleri düşünün, 2020 tabii. Mart'ta tüm gelişmiş ülkelerin bile maske erişiminin çok problem yaşandığı günleri düşünün. Dezenfektana, yüz koruyucu spreyliklere. Bu artan üretim kapasitesini hızlı bir şekilde COVID-19 salgının ihtiyaç duyduğu, gerektirdiği malzemelerin üretimine yönlendirebildik. Meslek siteleri 40'ın üzerinde farklı ürün üretebildi. Maske, dezenfektan, yüz koruyucu spreylik, tek kullanımlık önlük, tulum, en sonunda solunum cihazı, maske makinesi üretti. N95 maske makinesini üreten meslek eğitimden bahsediyoruz artık. Makineyi. Yani. Makineyi üretti yani. Ve bu ürünleri ihraç etmeye başladı. Ya bu çok önemli. Ya bak düşünün. Bir dönemi düşünün. Tamam mı? Ya ne olacak meslek eğitimin hali? Ya işveren diyor ki aradığım elemanı bulamıyorum. Tamam mı? Yani sürekli şikayet edilen meslek eğitimden öyle bir hale geldi ki ihracat yapıyor. Üretim yapıyor. Sektörle birlikte süreçlere aktif olarak katılıyor. Ve Türkiye'nin umudu oluyor. Yani. Bu müthiş bir şey. Bunu bir basamak ileriye götürdük. Fikri mülkiyet ilişkilendirdik. O patent, faydalı model, marka tasarım. Bu çok kritik bir konu aslında. Çok ya Türkiye konu. İçin sadece orta öğretim seviyesinde değil. Yani yüksek öğretim seviyesinde de en kritik şeylerden bir tanesi bu. Artık gittikçe katma değeri yüksek olan ürünlerle ülkeleri ön plana çıkmaya çalışıyorlar. Artık eski şey reflekslerinden kurtulup fikri mülkiyet alanında yatırımlarını yapıyorlar. Bunun için tüm eğitim kademelerinde bu kültürün yaygınlaşması lazım. Biz mesleki eğitimde bakın yılda 3 tane ürün tescil edilirken şu anda 200'e yakın ürün tescil ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu kültürü tüm okullarımıza yaymaya başladık. Yani yıllık bizim 4000-5000 tane fikri mülkiyet kapsamında ürün tescili gerçekleşiyor. Tüm bilim, yani mesleki eğitimde, fen liselerinde, bilim sanat merkezlerinde artık farklı noktaya doğru evrilmeye başladı. Bu kültürle yetişen çocuklar yüksek öğretime gittiği zaman aynı kültürü devam ettirecekler. Bu Türkiye için çok önemli bir kazanım. Diğer noktada asıl bizim mesleki eğitimde bu süreç biliyorsunuz mesleki eğitim Türkiye'de iki kanaldan yapılıyor. Birisi mesleki teknik anonim liseleri. Evet. Bu bahsettiklerim hep mesleki teknik anonim liseleriyle ilgili bir şeydi. Bir de mesleki eğitim merkezi var. Burada öğrenciler haftada bir gün okula gidiyorlar. 4 gün gerçek iş ortamında çalışıyorlar. Yani Almanya'daki dual mesleki eğitimin Türkiye'deki karşılığı. Bizdeki geleneksel çıraklık, kalfalık, ustalık kültürünün de içerisine gömülü olduğu bir sistem. Bakın bu aslında bizim Türkiye'de iş gücü piyasasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin en fazla ihtiyaç duyduğu şey mesleki eğitim merkezi mezunu. Daha önce de mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı 87 bindi. Bakın bu rakama dikkat edin. Bu ama 4 yıllık eğitim, ortaokuldan sonra 4 yıllık eğitim olmasına rağmen lise diploma hakları yoktu. Burada bir esnek model geliştirdik. Öğrenci sayısı %87 arttı, %63 arttı. Ve 159 bin bantlarına geldi. Yani giderek arta. 25 Aralık 2021 tarihinde çok önemli bir kanun değişikliği yaptık. 3308 sayılı meslek eğitim kanunu. Bu öğrenciler 3 tane şeyi var, özelliği var meslek eğitim merkezlerinin. Bir, her ay asgari üretin %30'u kadar ücret alıyorlar. Bunu işveren ödüyordu. Bir kısmını devlet sübvanse ediyordu. İki, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanıyorlar. Üçüncüsü de yaş sınırlaması yok. Yani 3 tane özellik. Bu kanun değişikliğiyle o %30'luk payı tamamen devlet olarak biz üzerimize aldık. İşveren için cazip bir mekanizma ortaya çıktı. İkincisi, 3. yılın sonunda kalf olanlar asgari üretin %30'u almaya devam ediyordu. Bunu %50'ye çıkarttık. Yani öğrenci için de cazip bir mekanizma ürettik. Yani şu anda mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptıran birisi, bir vatandaşımız, gencimiz olabilir, yaşta 30 yaşında birisi olabilir, 25 yaşında birisi olabilir. Yaş sınırlaması yok çünkü orada. Ayda 1275 TL para alıyor. Ve iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalanıyor.
Kalf olduğu zaman da 2200 civarında para alıyor ve asgari ücret her yıl yenilendiği zaman bu oranlar da güncellenmiş oluyor. 3 ayda ne kadar oldu biliyor musunuz bu rakam? 159 bin çırak varken şu anda 400 bine çıktı. 2022 yılındaki hedefimiz 1 milyon gencimizi, vatandaşımızı meslek eğitimle buluşturmak. Bayağı ciddi bir dönüşüm bu. Tabii. Yani şu anda artık sektörden aradığım elemanı bulamıyorum. 80 binden geliyor değil mi bu rakam bu arada? Tabii 82 binden. 80 binden 5 kat artış. Yani 87 bin civarında öğrenci varken bir anda 400 binler bandına gelen bir rakamdan bahsediyoruz. Demek ki kendi sektörlerine karşılık da buluyorlar bu arada. Tabii yani şimdi... en fazla artışın olduğu şey mesela bu küçük orta ölçekli işletmelerin ağırlıklı ihtiyaç duyduğu insan kaynağı. İşte yiyecek içeceklerin tutun moda tasarımına kadar, işte saç bakımına kadar, işte sanayideki farklı kollara kadar. Tüm alanlarda rakamların 4-5 kat arttığını görüyorsunuz yani. Yani buradaki şey şu, eğer siz iş gücü piyasasının dinamiklerine uygun, hem işveren için hem de oraya gidecek, eğitim alacak gençler için, çocuklar için, yetişkinler için bir mekanizma kurarsanız bu çalışıyor. Sistem çalışıyor. Ve kadın istihdam açısından da çok kritik bir noktaya geldi. Bu 159 binin 27 bini kadındı. Bu değişiklikten önce şu anda 80 bine çıktı. 159 bin içindeki 80 bin? Hayır. 400 binin 80 bini. 400 binin içinde. 400 bini, hala az ama. Tabii tabii. Az ama... artış çok manidar. 3 kat artmış. Ve bunun %50'si 19 yaş üzeri. Sayın Bakanım, sizin vesilenizle bir çağrıda bulunalım mı Allah aşkına? Ben kendi mesleğim açısından bir çok bu konudaki hassasiyetsizliği gözlüyorum. Siz Milli Eğitim Bakanı olarak kendi mecralarınızda böyle bir çağrı yapıyorsunuz. Bizim kendi kanalımız da dahil. Üstüne alınması gereken herkes, bütün haber kanalları. Ne olursunuz şu tartışma programlarını böyle er eğitim alayı gibi sadece erkeklerden ibaret tartışmalardan ibaret yapmayın. Yani ben gazete olarak seyrederken rahatsız oluyorum. Bütün kanal yöneticilerinden, kanal sahiplerinden rica ediyoruz. Şu tartışma programlarında da ne olur cinsiyet eşitliği olsun. Bilmiyorum Sayın Bakanım, siz de katılır mısınız bana? Ya ben eğitim kısmına gireyim. eğitim kısmına gireyim. Bakın, bu biraz önce şeye bahsettik. Bu okullaşma oranlarının OECD ülkelerin ortalamasına yaklaştığından bahsettik. Bu süreçten, bu iyileşmeden, son 19 yıldaki yapılan iyileşmeden en fazla yararlananlar kız çocuklarımız ve kadınlarımız. Bakın, orta öğretimde 2002 yılındaki kız çocuklarımızın okullaşma oranı %39. Şu anda %88. Yüksek öğretimdeki okullaşma oranı çok daha dramatik. 2002 yılında %11 net kadınların okullaşma oranı. Şu anda %48,5. Ve kadınların okullaşma oranı erkekleri geçti. Orta öğretimde de başa baş yani hemen hemen aynı %88-89 bandında. Yani Türkiye şeyi düşünün, işte kız çocuklarımızı okutalım, seferberlikler, kampanyalar, bu sorunu aştı artık. Bakın, öğretmenlere de aynısı var. 2000'li yıllarda 500 bin öğretmen varken eğitim sisteminin içerisinde bunun %40'ı kadındı. Şu anda 1.2 milyon öğretmen var ve bunun %59'u kadın. Şimdi biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak şuna ağırlık veriyoruz. Okul yöneticiliğinden ilçe müdürlüğüne, il müdürlüğüne, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, bakanlığımızın şube müdürlüğünden işte daire başkanlığına, genel müdürlüğüne, bakan yardımcılığına kadar tüm kademelerde kadınlarımızın, kadın öğretmenlerimizin temsiliyetini artırmak için özel çaba sarf ediyoruz. Öyle mi? Yani. Çok güzel. Bu çok önemli. siz İstanbul Teknik Üniversitesi mezunusunuz? İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisi. Siz mühendissiniz. İlk bakan olduğunuzda size şey dediler. Mühendisten Milli Eğitim Bakanı mı olur? Mühendisten Milli Eğitim Bakanı olur mu? Yani neden olmasın ya? Ben baktım, hukukçu var, iletişimci var. Yani Milli Eğitim Bakanları sadece eğitim, yani eğitim fakültesi mezunu değil. Ya böyle bir şey yok. Siz bir de bu ya arada bakanlıktan önce de Milli Eğitim'de bir hayli ciddi bir şeyiniz var. Daha önceden var. İki dönem rektörlük yaptım. ÖSYM Başkanlığı yaptım. Üniversite Kurulu Başkanlığı yaptım. Meslek Yeterli Kurumu'nda çalıştım. 3 yıl bakan yardımcılığı yaptım. Artık 21. yüzyılda beceriler, disiplinler arası alanlar çok daha ön plana çıkıyor. Kızdınız mı böyle mühendisten Milli Eğitim Bakanı olur mu diye? Yok yani şey yok biz. Ya eleştiri mutlaka olacak. Eleştiriye tahammül edebilmeniz lazım. Ya bir de eleştiriye tahammül edemezseniz Milli Eğitim Bakanı hiç olamazsınız. Bizim sistemimiz 18 milyon öğrencinin 1.2 milyon öğretmenin olduğu bir sistem. Yani tüm ailelerde ya öğrenci var ya öğretmen var ya Milli Eğitim Bakanı çalışanı var. Yani ve bir okuldaki olan olay sizi doğrudan etkiliyor. Herhangi bir yerdeki bir problem doğrudan etkiliyor. Yani eleştiriye tahammül edemezseniz bakanlığı yapamazsınız yani.
Ya onun için ya önemli olan burada eleştirinin yapıcı eleştiri olması. Yani benim en fazla dikkat ettiğim konulardan bir tanesi bu. Yani Türkiye eğitimde çok iyi noktalara geldi. Bizim kendimizi çok hırpalamamıza gerek yok. Ben onu çok önemsiyorum. Son PISA ve TIMSS araştırmalara bakın. Hakikaten Türkiye bu kadar ölçeğini büyütmesine rağmen eğitimde kalite çıktığı arasından sürekli iyileşiyor. Sürekli iyi noktaya doğru gidiyor. Ya bunu takdir etmemiz lazım. Ve eksiklikleri gidermek için çabalamamız lazım. Mesela benim okul öncesi eğitime erişimdeki amacım bu. Yani evet çok iyi iyileşme yapılmış ama burada bir eksiklik var. O zaman benim bakan olarak görevim burayı düzeltmek. İşte meslek eğitimde problem var. Orayı iyileştirmek. Efendim işte öğretmenle ilgili sistematiği değiştirmek. Okulu merkeze almak. Yani daha önceden o büyümeyle belki göz ardı edilen şeyleri artık merkeze çekmek. Yani bu meslek için... eğitim meselesi sizin yani bakanlıktan önce de çok çalıştığınız üzerine kafa yorduğunuz bir konu. Bakanlığınız döneminde yani önümüzdeki sene sonu bittiğinde ya da 2023'te şimdi birazdan size onu da soracağım. Bir 2023 vizyonu vardı eğitimde ne durumda diye ama bu mesleki eğitimle ilgili olarak kendinize bu yıl sonu koyduğunuz hedef ne? Biraz önce söylediğiniz 400 bin. 1 milyon. Yani meslek eğitim merkezindeki öğrenci sayısını 1 milyona çıkartmak. Yani dolayısıyla Türkiye'nin iş gücü piyasasının aradığım elemanı bulamıyorum, çırak bulamıyorum, usta bulamıyorum, retorini tamamen bitirmek. 1 milyon da ciddi bir artış bu arada yani. Müthiş bir şey. Bunu şu yüzden söylüyorum, bir sonraki gelişinizde bunu soracağız size yani. Ya hiç problem yok. Rakamlarla ilişkimiz gayet iyi. Takip ediyoruz, biz takip ediyoruz yani. Bizim işimiz o, biz de takip edeceğiz. Bizim şöyle şeyimiz yok bakanlık olarak yani. Biz çıktı odaklı olarak süreçleri takip ediyoruz. Yani her ay mesela kamuoyunu bilgilendiriyoruz. Okul öncesinden ne durumdayız? İşte meslek eğitim merkezinden ne durum? Diğer eğitim vermiş olduğumuz diğer fonksiyonlarımızda ne durumdayız? Rakamları sürekli takip ediyoruz. Reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'le sohbete devam edeceğiz. Bir röportajda şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kadının varoluş hikayesi diye bahsetmiştim. Eleştirilerde bir ulan nesi varoluş bunun dedi. Kadın öldü ya. Bu böyle bir şey değil, bıraktığı eserlerle şu anda hala kadın hayatımızda yani. Mor Çatı'da şiddet türlerinin tanımı var. Bunu ben yaşadım, bunu tabii, sen yaşadın, tabii. Bunu o yaşadı. Arkadaşımla konuşuyorum. Herkes yapıyor diyor. Herkes yapıyor tabii. Diyerek o, tamam filmde değil. Filmde görüyoruz ama bunu işte. 18'in fena değilmiş yani seyir. 4 milyonu aştı şu anda bir numara. İyi mi kötü mü onu da bilmiyorum da kadına şiddetle ilgili bir filmin bu kadar gişe yapması da tuhaf tabii. Dönem olarak da tuhaf bir dönemdeyiz ya. İstanbul Sözleşmesi kabul edilmedi, oradan çıkıldı. Bizim de söyleyecek sözlerimizin olması gerektiğine inanıyorum. Bizler gazeteci değiliz. Biz toplumdaki arızaları deşifre eder, bunun giderilmesi için gerekli manipülasyonları yaparız. Ne benimle alakalı ne filmle alakalı. İnsanların kendilerinde buldukları, kendilerine sordukları soruları işte bir şekilde bize ulaşıyor onlar. Ben görüyorum insanların ne yaşadığını. Beni bu çok etkiledi. Kadının acınası tarafının devamlı sömürülmesi taraftarı da değilim. Kadın doğanın en güçlü yaratığıdır. Erkek adam işte çok severse peşinden koşar. Hayır cevabı geldiyse gitmelisin. Sadece kadına şiddet meselesi erkekler tarafından kadına yapılan bir şey değil. Erkekler de birbiri içinde psikolojik şiddet yapıyordu. Filmin yayınlanacağı gün vazgeçiliyor. Kozan Belediye Başkanları dedi. Ne oldu? Tehdit mi edildiniz? Hani siz mi böyle uygun gördünüz? Var öyle uygun gördüm dedi ve sonra kapattık telefonu. Kaymakam neredeymiş? Tatilde miymiş o sırada? Kaymakam tatilden dönmelidir. Ankara'da ne seyrediliyorsa orada da o seyredilmek zorunda. Acıysa acı. Hani biz öyle seçmedik. Ben sana tokat attığımda bir üçüncü şahıs olarak izleyebiliyorum. Ama gerçekten sen bana o hissi verirsem senin yanında, senin içinde, kafanda gibi oluyorum. Esen Yayınları'nın sunduğu Az Önce Konuştum devam edecek. Esen Yayınları'nın sunduğu Az Önce Konuştum devam ediyor. Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Konumuz Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer. Sizin sorularınız var. Az önce konuştuğum etiketiyle sorun lütfen sorularınızı. Programın sonuna doğru hepsini sormaya çalışacağım. Yani hepsini sormasam da bir kısmını soracağım en azından. Sayın Bakan, ben birkaç ay önce araştırmıştım. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı binaların 1997 öncesi 18 bine yakını, hatta 18 bin küsürdü. Tam rakam sizde vardır, bende yok da. Bunlar 1997 yılı öncesi yapılmış. Dolayısıyla bugünkü deprem yönetmeliğine birçoğu uymuyor. Dolayısıyla riskli demek. Evet. Şimdi bunlar deprem Türkiye için çok ciddi bir sorun. Hele İstanbul için. Ama içinde çocuklar olunca, eğitim olunca, öğretmenler olunca hassasiyet biraz daha artıyor.
Bu 18 bin bina da ciddi bir rakam. Şu anda bunlarla ilgili şey nedir durum? Milli Eğitim Bakanlığı sadece bugün için değil. Yani son 20 yıldan beri sürekli güçlendirme ve yıkım yapım çalışmalarını devam ettiriyor. Bunun için de çok ciddi kaynaklar. Yani son 10-15 yılda 3,5 milyarın üzerinde bir kaynak harcandı bu konuyla ilgili. Yani 2000'e yakın, mesela son 4-5 yıl içerisinde 2000'e yakın okulun güçlendirilmesi yapıldı. 500'ün üzerinde okul yıkım yapım çalışması yapıldı. Bu canlı bir süreç. Yani bizim 57.108 tane okulumuz var, 146.000 tane binamız var. Yani bugün yapılan bina yarın bir yaşında oluyor. Yani bir süreç. Farklı zamanlarda yapılan okullarımız var. Yani sürekli Milli Eğitim Bakanlığı bu süreçte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordine bir şekilde süreçleri yönetiyor ve çok ciddi kaynak aktarıyor. Yani biz şeyden de mağduruz, sıkıntı yaşıyoruz. Güçlendirmeyi almış olduğumuz okullardaki öğrencilerimizi başka okullarda birleştiriyoruz ve ikili eğitime geçiyor okullar. Dolayısıyla şu andaki ikili eğitimin çoğu bu güçlendirme çalışmalarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla 2022 yılında bu güçlendirme çalışmalarını inşallah hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Odağımızda okullarımızı her anlamda en güvenilir yer yapmak bizim en büyük önceliğimiz. Depreme en dayanıklı yerlerin okullar olması gerekiyor. İşte şiddetin olmadığı, sıfır toleransın olduğu yerin okullar olması lazım. Çocukların, toplumdaki işsizliklerin en fazla dengelendiği yerin okul olması lazım. Biz zaten okulu son zamanlardaki yaklaşımlarımızda okulun merkezi aldık. Ya bu şu demek, artık bakanlık olarak sizin neye ağırlık verdiğiniz önemli ama okula yansımıyorsa hiçbir önemi yok bunun. Tabii. Yani okula girmiyorsa, öğretmeni, okul yöneticisini etkilemiyorsa, öğrenciyi etkilemiyorsa, veliyi etkilemiyorsa bunun çok fazla bir anlamı yok. Onun için ağırlığımızı tamamen okula verdik. Okulda iyileştirmeler bizim en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor. Şimdi çok fazla size gelen sorular var ama şimdi bu okulun merkez olması ile ilgili benim bir özellikle çok beni rahatsız eden bir görüntü var. Yani şiddetin her türlüsüne karşıyız. Öğretmene, öğrenciye, velinin uyguladığı, yani öğretmen şiddeti, öğrenci şiddeti, veli şiddeti, hepsi çok kötü ve hepsi hiçbiri kabul edilemez. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nda nasıl bir çalışma yürüyor? Sizin kendi gözlemlerinizi merak ediyorum bir ama ben öğretmen çocuğuyum. Benim annem öğretmen. Hala da öğretmenlik yapıyor. Mesleğinden de ideallerinden de vazgeçmiyor. Beni özellikle şiddetin her türlüsü rahatsız ediyor ama öğretmenlere yönelik sosyal medyada dolaşan görüntüler var biliyorsunuz. Öğrencilerin yani buna saygı üzücü. Saygısızlık ama, diyemiyorum ama bunu, başka daha ağır bir şey söylemek gerekiyor ama Rütük kızıyor söyleyemiyorum. Allah aşkına Sayın Bakanım bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir çalışma bir şey var mı? Yani öğretmenlerle ilgili görüntüler bizi çok rahatsız ediyor. Ya biz öğrencilerimize, öğretmenlerimize yani hem akranlara anlamında, öğretmenin öğretmene, okul yöneticisinin öğretmene, okul yöneticisinin öğrenciye, öğrencinin öğretmene, öğrencinin okul yöneticisine şiddetini minimize edecek, ortadan kaldıracak, nihayetlendirecek bir vasat, okul iklimi oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için rehberlik çalışmaları yapıyoruz, eğitimler düzenliyoruz, farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Ya bir sürü psikososyal destek sağlıyoruz. Ya bunlar hakikaten söylenecek sözün olmadığı, sözün artık bittiği noktalar. Yani öğrencinin öğretmene o fedakar insanlara yapmış olduğu o şeyler, uygulamalar, örnekler. Yani bunun üzerinde konuşmanın bir anlamı yok. Ama şuna emin olun, bu yaygın bir davranış değil. Ya okullarda bazen ardıl bir şekilde bunlar bir araya geliyorlar. Ama okullarımızda böyle güvenlikle ilgili, şiddetle ilgili yaygın bir davranış yok. Aman Allah'ım, işte caniler var, öğretmenler, öğrenciler bir kaotik ortamın içerisinde yer alıyor. Böyle bir şey yok yani. Yani medyada bir anda bir şiddet olayı belki reyting olarak çok cazip geliyor. Ondan sonra farklı okullarda farklı örnekler sürekli aynı haftanın içerisinde tekrarlandığı zaman sanki insanların algısında artık okullarda ciddi bir travma var, güvenlikle ilgili bir sıkıntı var gibi bir algı oluşuyor. Yani o zaman şunu dememiz lazım. Hiçbir birim, hiçbir kurum toplumun sosyolojisinden farklı değildir. Yani bizim o zaman sadece okula bakmamamız lazım, topluma bakmamız gerekiyor. O zaman okulda varsa yüksek öğretimde de vardır, diğer kurumlarda da vardır, her yerde vardır. Çünkü sosyolojiden geliyor insanlar. O öğretmen oluyor, o okul yöneticisi oluyor, o akademisyen oluyor, hakim oluyor, savcı oluyor, öğrenci oluyor. Anlatabiliyor muyum? Kadın oluyor, iş kadını oluyor, iş dünyasının temsilcisi oluyor. Ya bizim sosyolojimizi sürekli iyileştirecek sadece bilişsel becerilerini değil, bilişsel becerilerinin dışında bilişsel olmayan becerilerini, insan ilişkilerini çok daha
rasyonel bir zemine oturtacak, iklimi güçlendirecek şeyler yapmamız lazım. Zaten bizim de okulda yapmaya çalıştığımız şey o. Ya onun için o ayrık olan olayları kınıyoruz. Hem öğretmenin öğrenciye şiddetini, hem öğrencilerin birbirlerine akran zorbalığını, kadına şiddeti. Ama bizim elimizdeki, biz sürekli okullarımızı izliyoruz yani. Bu yaygın, sürekli tekrarlanan bir davranış değil. Ya bunu da bağlamından çıkartıp farklı bir boyuta taşımamak gerekiyor. 30 binden fazla tweet atılmış şu anda bu yayın için. Sizce öğretmenler en çok size ne soruyordur? Öğretmenler eğitim sistemimizin ne kadar güzel noktaya doğru gittiğinden mutlu bir şekilde paylaşımlar yapıyordur. Ben size sorayım. 2021 KPSS puanı ile öğretmen ataması ne zaman yapılacak Sayın Bakan? Ya bunu daha önceden de açıkladık. Yani bakın şu, son 19 yıl eğitim sistemine en fazla öğretmenin katıldığı dönemdir yani. Yani biraz önce rakamları açıkladım. 2000 yıllarda 500 bin öğretmen varken şu anda 1.2 milyon öğretmen var. Aslında bu şu demek. Türkiye'de eğitimdeki büyüme, genişleme ve evrenselleşme, kitlesilleşme sürecinde Türkiye'nin başardığı çok önemli başarı var. Bunu genelde bu ıskalanıyor. 2000'li yıllarda ki oranlara bakın, tamam mı? Sorunuza geleceğim ya. Unutturduğumu falan zannetmeyin. Öyle, ben tamam mı Candaş Bey? Sizin cümlenizi bitirin, ben tekrar sorarım. Bakın 2000'li yılların başında orta öğretimdeki okullaşma oranı %44. Yüksek öğretimdeki okullaşma oranı %14. 5 yaştaki okullaşma oranı %17'lerde falan. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da çok yüksek. Derslik başına düşen öğrenci sayısı da çok yüksek. Bu kitleselleşme evresi yaşandığı zaman, okullaşma oranları arttığı zaman aynı zamanda derslik başına düşen öğrenci sayısı 2000'li yılların başındakinden daha düşük oranlara düştü. Bu nasıl sağlandı? Öğretmen alımıyla sağlandı. 729 bin öğretmen son 19 yılda alındı. Yani şu anda eğitim sistemindeki öğretmenlerin %75'i son 19 yılda alındı. Dolayısıyla biz bakanlık olarak öğretmen istihdamını sürekli devam edeceğiz. Bununla ilgili hiçbir kardeşimizin bir endişe duymasına gerek yok. Şimdi deminden beri konuşuyoruz programın başından itibaren. Diyoruz ki okul öncesi eğitime ağırlık veriyoruz. 3000 tane anaokulu yapıyoruz. 40 bin tane anasınıf yapacağız. Bu ne demektir? Okul öncesi öğretmenle ilgili istihdam olacak demektir. Yani. Olacak. Ve ağırlık burada olacak demektir. Elbette olacak. Yani. Ne zaman? Hazırlıklarımız devam ediyor. Açıkladığımız zaman siz de öğreneceksiniz. O arkadaşlarımız da öğrenecek. Siz çünkü bir ay önce yakında olacak demiştiniz de bir ay ses yok diye. Öğretmenler diyor ki Sayın Bakanımıza sorar mısınız? Bir aydır bekliyoruz. 2021 KPSS atamaları ne zaman olacak diye. Bir aydır bekliyorlar. Haklılar. Daha bir ay daha beklerler mi? Yani net bir şey demiyorum size. Siz cevap almak istiyorsunuz ama. Yok peki kaç bin öğretmen? Yok yani şey öğretmen ataması yapacağız. O konuda 2000. Kaç bin olacağı belli mi? Rakam belli mi? Teşekkür ediyorum. Bu belli güzel değil. Güzel sorularınızdan dolayı. Peki burada bir de yalnız şöyle bir durum var. Ben bunu tam anlayamadım. Galiba yine Covid ile alakalı, pandemi ile alakalı bir şey. 2020 KPSS'ler diyorlar ki son 16 yılın en az alımını biz yaşadık. puan geçerlik süremiz uzatılacak mı? Sayın Bakanım sorar mısınız? Bununla ilgili herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Hı hı. Yani cari uygulama nasılsa o şekilde. Sadece bazen karmatama oluyor. Öyle bir dönemde öğretmen alımı yapılıyor ki o dönemde hem bir önceki yılın KPSS'si geçerlilik süresi var hem de yeni KPSS açıklanıyor. O çakışma dönemlerinde karmatama oluyor. Ve adaylarımızı en fazla tedirgin eden atamalar da genelde o takvimde yapılan atamalar oluyor. Herkes istiyor ki kendilerini yani 2021'de ciddi atama olsun, 2022'deki KPSS'den ciddi atama olsun. Ya buna da bu dönem özen göstereceğiz, daha fazla özen göstereceğiz. Şimdi sizin bakanlığa başlarken koyduğunuz hedeflerden bir tanesiyle ilgili bir izleyicimiz Ali Bey diyor ki eğitimde fırsat eşitliği çok önemli ama o zaman özel okullar neden var? 2 saatlik bir sınav neden var? Bir çocuğun hayatının belirlenmesinde. Öğretmenlerin toplumsal saygınlığı için ne yapıyoruz? Bunların hepsi sorgulanmalı. Üniversite mezunlarının Türkiye'de kalması da bence önemli bir kriter diyor ki bence de doğru. Size bunları sormamı istiyor izleyicilerimiz. Ben de size aynen soruyorum. Eğitimde fırsat eşitliği kapsayında başlığı altında. Şu anda eğitimde fırsat eşitliği ile ilgili bahsettiğim şeylerin hepsi bununla ilgili yani. Bu eksiklikleri gidermekle ilgili yaptığımız şeyler. Yani yürüyeceğimiz çok yol var. Yani okullar arası başarı farkı ile ilgili yapacağımız çok şey var. Ama bu bugünün problemi değil. Bu birikmiş 30-40 yıllık problem. Siz bir problemle uğraşırken bir taraftan da sistemi büyütüyorsunuz. Büyüttüğünüz zaman küçük olan problemler de büyümeye başlıyor. Yani onun için ya ben şunu istemiyorum. Yani ya hep ya hiçli yargılamaları ben çok sağlıklı bulmuyorum. Yani
Türkiye'de eğitim tüm sorunlarına rağmen gayet iyi noktada. Bakın OECD ülkeleriyle ilgili genelde karşılaştırma yapılıyor. Tamam. OECD ülkelerinin öğrenci nüfusu o bantlar farklı eğitim kademelerinde sabittir. Türkiye'de sürekli artıyor. Ne demek o bant? Yani orta öğretimdeki öğrenci sayısı bellidir yani. Tamam. Mesela Finlandiya dediğiniz ülkenin işte tüm eğitim kademelerindeki öğrenci sayısı 600-700 bin bandı. Nüfusla alakalı mı bu? Tamam mı? Yani bir de şey doğum oranları ile ilişkili bir şey yani. Çok dinamik yani bizde genç nüfus çok fazla ve fırsat penceresi bizim için. Yani onun için bu alanda herkese eğitim eriştirebilmek çok önemli. Bu birinci adım. Bu kapsayıcılıkla ilgili. Herkese ben devlet olarak diyorum ki hepinize bulunduğunuz ortamda eğitimin tüm kademelerine erişiminizi sağlayabilirim. İkincisi bunun niteliğini artırabilmek. Yani bölgeler arası fark olmaması, okullar arası imkan farklılığının olmaması. Bizim zaten amacımız o. Yani her kademede okullarımızda imkan farklılıklarını minimize etmek. Bakın bununla ilgili 26 Ekim'de şeyi başlattık. Emin Erdoğan hanımefendinin himayesinde. Kütüphanesi okul kalmayacak kampanyası yaptık. Çok bakın güzel. İki ay gibi bir sürede 2021 yılının sonunda 16.361 tane kütüphane yaptık. Yani bu Türkiye'de ortalama günde 272 tane kütüphane yapılması demektir. İşte burada da meslek liselerinin çok büyük katkısı oldu. O işte mobilyasını, tefrişatını hızlı bir şekilde meslek eğitimden temin edebildik. Bu kampanyaya başlamadan önce okullarımızdaki kitap sayısı 28 milyondu. Şu anda 55 milyon. Ya bu rakamlar telaffuz edildiği zaman bir rakam gibi görülüyor yani. Yaklaşık iki katına çıkmış yani. Yani şu anda herhangi bir kurumda 55 milyon kütüphane kitabı olan bir kütüphane yoktur ya. Yani. Şimdi biz bir adım daha ilerledik. Tamam mı? Temel eğitimde 10 bin okul projesine başlattık. Buradaki amacımız şu. 10 bin okulumuzun imkan farklılıklarını minimize etmek. Onarımından, küçük onarımından tutun işte tuvaletine kadar, yemekhanesine kadar, laboratuvar eksikliklerine kadar, bilişim teknolojisiyle ilgili yatırımlara kadar. Mümkün olduğu kadar en fazla ihtiyacı olana en fazla yatırımı yapmak. Biz 2020'de 21'de de bütçeyi bu şekilde kullandık. Yani en fazla ihtiyacı olan okula en fazla bütçeyi gönderdik. Artık bakanlığımızın ilgili genel müdürlükleri kendilerine bağlı olan tüm birimlerde okullara ne kadar para gönderildiğini, nereye harcandığını takip ediyorlar. Bakın şunu kıracağız inşallah. Yani en büyük hedeflerimden bir tanesi de bu. Sürekli işte okulların ihtiyaçları ile ilgili velilerden para toplandığı ile ilgili işte talepler olduğu işte top kağıtlar istendi şu istendi bu spekülasyonlar çok fazla var yani. İnanın bizim bütçeyle ilgili bir sıkıntımız yok. Spekülasyon değil ama Sayın Bakan. Yani hepimizin hayatına şahit olduğumuz yani. Eyvallah. Yani bakanlık olarak okullarımızın ihtiyacını karşılamayla ilgili bir sıkıntımız yok. Şimdi kanalları belirledik. Tamam mı? Paraları transfer ediyoruz ihtiyaçlarına göre. Ve paranın nerede kullanıldığını da takip ediyoruz. Ya yani hızlı bir şekilde kullanıldı mı, kullanılmadı mı? Ya bazen şey oluyor. Öğretilmek çaresizlik gibi. Yani para istiyor, gelmiyor. Para istiyor, gelmiyor. Para istiyor, gelmiyor. Sonra para istemekten vazgeçiyor. Tamam. Şimdi bizim 2022 yılındaki hedeflerimizden bir tanesi de okulların direkt ihtiyaçlarını karşılayabilme kapasitesini güçlendirmek. Ve 2022 yılının sonunda bu okulun şuna ihtiyacı varmış. Yani okul aile birlikleri para toplayın. Velilerden para toplayın. Hayır kesinlikle bu olmayacak ya. Ya bunu birebir takip ediyorum. En önemsediğim konulardan bir tanesi de bu. Bakın yardımcı kaynak konusunda aynısını yaptık. Bunun garantisi veriyor musunuz? Yani önümüzdeki kayıt döneminde okulların velilerden para toplamayacağının garantisini verebiliyor musunuz? Ya garantisini vermek şimdi çok iddialı bir söz. Sizin takipçisi yani, olmanız yeter. Ama takip edeceğim ben. Yani bunu çünkü en zayıf halkanız kadar güçlüsünüz. Yani bazen öyle oluyor ki bir okula yardımcı kaynak gidiyor, dağıtılmadığını görüyorsunuz yani. İhmalkarlıkla karşılaşıyorsunuz yani. Anlatabildim mi? Yani bizim ölçeğimizin ne kadar büyük olduğunu kimse farkında değil. Yani çok büyük bir ölçek var ve sürekli iyileştirmemiz lazım. Yani öğretmenimizin gelişimini desteklememiz lazım, okul yöneticilerimizi geliştirmemiz lazım. Odağını okula vermemiz lazım. Kolay bir süreç değil ya. Bugünden yarına bir anda sihirli bir değnekle evet dokunduk ve her şey iyileşti. Yani böyle bir şey yok ya. Ama birebir artık takip ediyoruz. Yani bunu ben çözeceğimizi inanmıyorum. Bakın yardımcı kaynakla ilgili biraz önce bahsettim ya. Yıllardan beri problemdi değil mi yardımcı kaynak? Yani okullar işte velilere başka kaynak LGS için, YKS için kaynak aldırttırıyor. Farklı işte sınıf seviyelerinde kaynak aldırttırıyor. Konuşuluyordu. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda her yılın başında, eğitim öğretim yılının başında
zinhar yasaktır diye yazı gönderiyordu. Ama de facto olarak, fiil olarak okullarda bu görülüyordu. Yani tüm herkes, vatandaşlar görüyordu. Covid salgındaki öğrenme kayıplarını telafi etmek için bu alana girdik. Yani öğrencilerimize kaynak materyal desteği verelim sürekli. Yani hızlı bir şekilde geçmiş öğrenme kayıplarını telafi etsin. Aslında yardımcı kaynak diye girmedik. Ya bu telafi mekanizması olarak girdik bu sürecin içerisinde. Ve Kasım ayı itibariyle dedik ki ya biz bunu ücretsiz olarak gönderelim. Basıp gönderelim. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesinde yayınlıyoruz biz. Her ayın başında, ilk haftasında yayınlıyoruz. Yani 2. sınıftan 12. sınıfa kadar. Tüm sınıf seviyelerinde. Etkinlik materyalleri, soru bankaları, LGS'ye yönelik yardımcı kaynaklar, çalışma soruları. Dünya kadar farklı çeşitli. Özel eğitim öğrencileri için farklı kaynaklar. Sonra dedik ki ya bunu bastıralım ve gönderelim. Ve bastırdık ve gönderdik. Şu ana kadar 24 milyon yardımcı kaynağı tüm okullarımıza gönderdik. Öğrencilerimize ulaştırdık. Ve demek ki odaklanıldığı zaman çözülebiliyor ya. 2022 yıl sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı okullarımıza göndereceğiz. 2022-2023 eğitim öğretim yılında, Eylül ayında eğitim öğretim başladığı zaman, bir sonraki dönemde öğrenciler sadece ücretsiz kitaplarla karşılaşmayacaklar. Ücretsiz yardımcı kaynaklar da hazır olarak ellerinde olacak. Ya yani bu çok önemli bir şey. Ama dinleyicimize, izleyicimize çok teşekkür ediyorum. Yani bu bir süreç işi. Yani bizim mesela eğitimdeki en büyük sıkıntılarımızdan birisi süreçlere odaklanmamak. Yani dikkat ederseniz ben mesela bakanlığa ilk başladığım zaman hatta ben eleştirildim. Ya ben dedim ki eğitimde reform yapmayacağım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi eğitimde reformdan şikayetçi olanlar bu kadar eğitimin ciddi problemleri varken bir de reform yapmayacakmış dediler. Tamam mı? Yani niye dedim ben? Çünkü Türkiye her reform belli aralıklarla yapılır. Yani çok ciddi bir ihtiyaç olur. Sayın Bakanım, her gelen bakan reform yapıyor Türk Milli Eğitiminde. Önemli olan şey fonksiyonların sürekli izlenmesi, süreçlerin izlenmesi, verilerin takip edilmesi ve sürekli yarının bugünden daha iyi olması. Ve bu kültürün sadece bakanlıkta değil, genel müdürlüklerde, illerde, ilçelerde bunun yaygın bir şekilde tüm sisteme işlemesi. Bu olduğu zaman en kötü sistem bile zamanla rehabilite edilebilir. Ya bu kültürü koyduğumuz zaman çok daha iyi noktalara gideceğiz. Yani. Sizin bakan yardımcılığınız zamanında pedagojik formasyon kaldırılmıştı. Siz bakanlığınızda pedagojik formasyonu geri getirdiniz. Niye kaldırdınız, niye geri getirdiniz? Evet. Şimdi pedagojik formasyonda şöyle bir handikap vardı. Bir önceki dönemde YÖK'le görüşülerek pedagojik formasyon kaldırılmıştı ve tezsiz bir yüksek lisans programı konmuştu. Hı hı. Hatırlarsınız. Evet. Şimdi bu ne demektir? Artık pedagojik formasyonla işte eğitim fakültesi mezunu olmayanlar bu tezsiz yüksek lisansı tamamladıkları zaman öğretmen olmak için başvurabilirler. 16 ay bu tezsiz yüksek lisans programı hiçbir yüksek öğretim kurumunda açılmadı. 16 ay. Tamam, yani şimdi siz düşünün, bir mekanizma var. Bir mekanizma üretiliyor. Bunun yerine bir alternatif koyuyorsunuz. Olabilir. Saygı duyarım buna. Ama o alternatif çalışmıyor. O zaman biz dedik ki bu mağduriyeti yapmayalım. Yani mağduriyete sebep olmuyor. Araya veya koyduk. Yani tezsiz yüksek lisans veya pedagojik formasyon. Dolayısıyla o mağduriyeti gidermiş olduk. Yani. LGS'ye başvuru tarihleri belli oldu mu? Öğrencilerden bugün, sonra... Bugün açıkladık. Kılavuzu yayınladık. 4-14 Nisan tarihleri arasında başvuru, ama otomatik olarak yapılacak. Yani COVID sürecindeki yaptığımız şeyi, iyileştirmenin aynısını devam ettiriyoruz. Yani tüm öğrencilerimiz, yaklaşık 1.2 milyon öğrencimizin tamamının kaydı otomatik olarak yapılacak ve 27 Mayıs'ta da sınava giriş kimlik belgeleri. Sınavda bir değişiklik var mı diye soruyorlar. Yok. Yani sınavda daha önceden de açıkladım. Sınavda biz iyileştirmeyi sağladık. İşte aslında bu da LGS sınavı. Aslında bizim yapmak istediğimiz şeyin bir sonucu. Bazı problemler vardı, süreyle ilgili problem vardı, iyileştirildi. İşte farklı şeylerde iyileştirmeler yapıldı. Covid sürecinde öğrencilerin farklı okullarda girmesiyle ilgili şeyi ortadan kaldırdı. Herkes kendi okulunda girdi. Bu iyileştirmeleri koruyarak devam ediyoruz. Gayet iyi bir noktada. Herhangi bir sıkıntı yok. Öğrencilerin kaygı duyacağı bir şey değil. Sınav zor mu, kolay mı olacak? Evet, bununla ilgili biz yorum yapmıyoruz. Çünkü soruyu ben hazırlamıyorum, görmüyorum da. Bu soru bile kendisi. Güvenlik nedeniyle. Ama
Her ay biz çocuklarımıza, 8. sınıf öğrencilerimize örnek soruları yayınlamaya devam ediyoruz. Yardımcı kaynaklar desteği sağlamaya devam ediyoruz. Bir de şunu unutmayalım ya. Bu 1.2 milyon öğrencimizin yüzde sadece 10, 11, 12 bandındaki öğrenci sınavla liseye yerleştiriliyor. Ama asıl %90'lık band sınav puanı olmadan yerleştiriliyor ve tercihleri alınıyor. Ve son yıllarda yaptığımız en önemli iyileştirmelerden bir tanesi de bu nokta. İlk 3 tercihine yerleşen öğrenci oranı %90 üzerinde sınavsız olarak. Yani artık öğrenciler istedikleri okula sınava girmeden de girebiliyorlar. Yani sınava girmek zorunlu değil. İsteğe bağlı ama yerleştirmelerin %90'ı sınavsız bir şekilde gerçekleşiyor. Buna dikkat etmek lazım. Öğretmenler soruyor, Nisan ayındaki öğretmenlerin seminer dönemi yüz yüze mi uzaktan mı olacak diye. Ha, bunu buradan açıklamış olalım. Birinci dönemde ara, bir haftalık bir ara şeyimiz vardı. Tatilimiz vardı. Orada da normalde öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin okula gelmeleri gerekiyor. Ama bu dönem hakikaten öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz büyük fedakarlık gösterdiler. Evet. Yani yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde durmak ve öğretmenlerimiz çok töhmet altında kaldılar. Buna özellikle bir bahsetmem lazım. Yani Covid-19 salgınında o yüz yüze eğitim ara verimi de sanki öğretmenler okula gitmek istemiyorlarmış gibi. Sanki oturdukları yerden ders ücreti almak istiyorlarmış gibi bir algı oluştu. Hak etmedikleri bir algıyla karşılaştılar. Bu dönem öğretmenlerin bu toplumda ne kadar fedakarlık yaptıkları çok net bir şekilde ortaya kondu. O dönemde aslında çok büyük fedakarlık yaptılar. O dijital içerikleri oluşturabilmek, işte vefa gruplarında, mahallelerde vatandaşımızın yardımına koşan hep öğretmenlerimiz oldu. Onun için ben hepsine müteşekkirim ve birinci dönemin sonunda tüm öğretmenlerimize ben başarı belgesi gönderdim. Ve inşallah bu dönemin sonunda da göndereceğim. Yani bu dönem çok kritik bir dönem bu anlamda. Yani yüz yüze eğitimde ayakta durabilmek, bunun iradesini öğretmenlerimize, okul yöneticilerimizle, tüm il müdürlerimizle, ilçe milli eğitim müdürlerimizle gösterebilmek çok önemli bir başarı hikayesi. Bunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla bu Nisan 11-15 Nisan tarihleri arasında da öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin okula gitmelerini zorunluluğunu kaldırıyoruz. Aa, bu önemli. Bunu altyazıyla verelim arkadaşlar. Bu önemli bir şey. Ama mesleki gelişimi biliyorsunuz, biz öğretmenlerin mesleki gelişimi için öğretmen bilişim ağı oluşturduk dijital platformlarla. O platformlardan öğretmenlerimize eğitimler düzenledik. O eğitimlere istedikleri yerden, Türkiye'nin istediği noktasına girip o eğitimleri tamamladıkları zaman hiçbir sorunlar olmamış. Şimdi programın sonuna doğru geliyoruz ama benim çok önemsediğim bir açıklamanız var. Bu matematik öğretme yöntemiyle ilgili çok ciddi bir yaklaşım farklılığına giriyor artık milli eğitim. Matematik öğretme yaklaşımı değişecek, ne demek? Ya şöyle, nasıl öğretiyorduk ki, nasıl öğretmeye başlayacağız? Bir de bu hayatımızda neyi değiştirecek? Neden bu kadar önemli? Bize bir anlatır mısınız? Ya şimdi dünyadaki eğitimle ilgili çalışmalara baktığınız zaman şunu görürsünüz. Özellikle Batı toplumlarında, Amerika'da eğitimle ekonomik getiriler arasındaki ilişkiyle ilgili bilimsel çalışmaların çok yaygınlaştığını, eğitimin ekonomisiyle ilgili çok ciddi yatırımların yapıldığını, araştırmaların yapıldığını görürsünüz. 1990'lı yıllarda ağırlık şeydeydi. Eğitim yılıyla, bir vatandaşın almış olduğu eğitim yılıyla ekonomik getiri ve gayri safi milli hasıl arasındaki korelasyonun matematiksel ilişkilerini ortaya çıkartmakla ilgiliydi. Ama 2000'li yıllarda bu değişti. 2000'li yıllarda kaç yıl aldığınız eğitim aldığınız değil, hangi becerilere sahip olduğunuz ekonomik getirilerle ve gayri safi milli hasıla ilişkilendirilmeye başlandı. Burada 3 tane okuryazarlık ön plana çıkıyor. Dil okuryazarlığı, matematik okuryazarlığı ve fen okuryazarlığı. Ve ağırlıkla bu korelasyonlar veya işte nedensel ilişki bulunmaya çalışılıyor. Acaba nedensel bir ilişki var mı burada? PISA sonuçlarıyla çok büyük, çok güçlü korelasyonların ortaya çıktığı görülüyor. Onun için biz ana dil ve fen okuryazarlığını, özellikle fen okuryazarlığını son yıllarda çok ciddi başarı elde ettik. Yani PISA ve TIM sonuçları da bunu gösteriyor. Yani bu son PISA araştırmasında Türkiye matematik ve fen okuryazarlığında öğrenci sayısını 15 yaşında en fazla artıran ülke olmasına rağmen puanlarını en anlamlı artıran ülke oldu. TIMS'de mesela, TIMS 4 ve 8 zincir sınıf öğrencilerin matematik ve fen okuryazarlıklarını ölçüyor. PISA 15 yaş grubu. Çünkü OECD ülkelerinde zorunlu eğitim 15 yaşta bittiği için iş gücü piyasasına geçmeden veya ileri eğitime geçmeden becerilerini kontrol ediyor. TIMS sonucu da, en son TIMS sonucu şunu gösteriyor.
Türkiye 1999 yılından itibaren girmiş olduğu tüm sınavlarda aldığı en yüksek not aldığı gibi başarı ortanca puan olan 500 puanda ilk defa 4. sınıfta hem matematik ve fende, 8. sınıfta sadece fende geçiyor. Yani fen okur yazarlığı ile ilgili Türkiye problemini büyük oranda çözdü. Ama matematik okur yazarlığında iyileşme olmasına rağmen hala problemler var. Ya bunun birçok nedeni var. Onun için bu konuya bir matematik seferberliği çerçevesinde TÜBİTAK'la, yükseköğretim kurumlarıyla, uzmanlarla, paydaşlarla bir araya gelerek, hatta şu anda Kızılcahamam'da akademisyenler, uzmanlar... Siz soyut öğretmeden somut öğretmeye geçiyorsunuz. Ya şöyle. Ne demek o, ben onu anlamıyorum. Ben şöyle, şey olmadığım için, yani, ben mühendis olmadığım için de anlamıyor olabilirim ama. Yok estağfurullah. Bunu anlamak için mühendis olmaya gerek yok. Ama hiç anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum. De ben matematik yani, sevmezdim yani öğrencilikte ya daha... Şöyle. Yaşamdan kopuk bir matematik değil. Yaşamla ilişkilendirilen bir matematik. Ve mümkün olduğu kadar küçük yaşlarda, eğitimin ilk kademelerinde da çok daha somut ilişkiler. Oynayarak, eğlenerek, müzikle, ritimlerle matematik ilişkileri. Yani hayatın içerisindeki matematiksel yaşayan ilişkilerin görünür kılınması ile ilgili, farkındalığı ile ilgili, işte matematik atölyeleri, dijital platformlar ve gittikçe de soyutlaşması, eğitim kademesi arttıkça. Ya ama mümkün olduğu kadar yaşam beceriyle ilişkilendirme. Zaten PISA araştırması da aynı şekilde. Bizim en büyük sıkıntımız oydu mesela ölçme değerlendirmede. Bizde bilgi ağırlıklı bir ölçme değerlendirme yaklaşımı varken PISA'da yaşam becerisine o bilgiyi sormuyor. Bilgiyi kullanıp kullanamadığını soruyor. Zaten yaşam becerisi bu. Yani oraya aktarabiliyor musun? Olayları yorumlayabiliyor musun? İlişkileri görebiliyor musun? Buna ağırlık veriyoruz. Ve çalışmalara başladı. Dediğim gibi şu anda Kızılcahamam'da da tüm arkadaşlar, temel eğitimdeki yetkili arkadaşlarımız, akademisyenler, tüm paydaşlar orada. Öğretim materyalleri zenginleştiriliyor ve çok ciddi bir gelişme olacak. Uzun soluklu olarak burada matematiği korkulu rüya olmaktan ziyade herkesin öğrenmesi gereken bir şey. Bizde bir de böyle bir sıkıntımız var. Yani bu da aslında işte YKS sınavının toplumunu nasıl şekillendirdiğini göstermesi anlamında enteresan bir şey. İşte kırılımlar var. Eşit ağırlık, sayısal, sözel. Bazı alanlarda matematik bilmen gerekmiyor. Aslında matematiği hepimizin öğrenmesi gerekiyor. Yani eğitim kademelerinde matematik ilişkimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü matematik olmadan süreçleri yönetebilmeniz mümkün değil. Yorumlayabilmeniz mümkün değil. Ölçebilmeniz mümkün değil. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyoruz. Program bitti. Sizi Ankara'dan İstanbul'a kadar yorduk. Estağfurullah. Burada bu saatte bu yoğun temponuza rağmen canlı yayında sorularımıza cevap verdiniz ve sahiden de hepsine cevap verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Bu arada bu hafta sonu itibariyle mübarek Ramazan ayı başlıyor. Belki izleyicilerimize... Tüm vatandaşlarımızın vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah Ramazan ayımız bereketli bir şekilde barış, huzurun sadece ülkemizde de tüm dünyada savaşların olmadığı bir dönüşümü sağlamasında etkin olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın da Ramazan'ını kutluyorum. Ben de sizin dileklerinize katılıyorum. Az önce konuştum bitti. Önümüzdeki hafta aynı saatte biz yine buradayız. Hoşçakalın.